Bismillahirrahmanirrahim. Merah adlı klasörümüzde nelerin yer aldığına bakalım. Evvela Merah dediğimiz bir kitap adı bu. Merahül Erva. Bir sarf kitabı. Emsile, bina, maksut, izzi okunduktan sonra okunan bir sarf kitabıdır. Elimizdeki baskıya göre, PDF'ye göre sayfa sayısı 184 diyor burada görüyorsunuz. Şöyle kısaca bir kitaba bakmak gerekirse kitap metnini bir görelim yani nedir? Merahul Ervah ve Ziyahil İsbah diyor. Bir haşiye ile birlikte basılmış. Besmele var. Ana metin bir satır. Haşiyesi burada görüyorsunuz. Haşiyesi baya bir satır. Belki 10 satır, 15 satır haşiyesi var. Bunları tek tek okuyoruz. Ana metni okuyoruz. Haşiyeden de dikkat edilmesi gereken yerlere değiniyoruz. Haşiyeden de yerler okuyoruz. Kitap 184 sayfa dedik. Biraz sardıralım bakalım ileride neler var. Bu şekilde devam ediyor. Ve kitap nerede bitiyor? Artık kitabın sonuncu sayfası burada bitiyor. Burada el mevzu kitabın içeriği fihrist diyor. İçindekiler nelerdir? Evvela birinci bab sahih hakkındadır. Evvela bu bir sarf kitabı ve ana madde olarak Eksam-ı Seba'yı ele alıyor. Diyor ki sahih fiil nedir? Bunu bir ele alalım. Sahih fiil içerisinde yer alan mazi, muzari, emir, nehi, ismi fail, ismi meful, zaman, mekan, ismi alet bir değiniyor. Sonra ikinci bahse geçiyor. Bu esnada 82 sayfayı geçmiş oluyor. Yani sahih fiile 82 sayfa ayırmıştır. Peşine muzaf fiile geçiyor sayfa 83'te. Muzaf fiile de yaklaşık 20 sayfa yer ayırıyor. Oysa ki muzaf dediğimiz fiil bir maksutta, bir izzide kaç sayfa anlatılmıştır? Çok kısa geçilmiştir. Muzaf fiil nedir? Aynel ve lamel fiili aynı olan fiildir. Mücerretse, sülasi mücerretse. Rubai mücerretse harflerin tekrarları söz konusudur. Zel, zele gibi. Burada ise muzaf fiil yaklaşık 20 sayfa ele alınmış. Çünkü emsile, bina, maksut, izzide hiç yer almayan çok daha detaylı konulara değiniliyor. Mehmus, misal, ecvef, nakıs ve lefif konuları ele alınmıştır. Biz nakısı, lefifi zaten biliyoruz deyip bırakamadık. Çünkü 170 sayfa bunları anlattı. Yani bildiğimiz şeyler bir şeydeki, maksuttaki, izzideki maksutun tamamı 170 sayfa değil zaten. 70 sayfa değil. Nerede 170 olsun değil mi? Dolayısıyla bu kitap çok daha detaylı, çok daha detaylı bir kitap. Peki neler var içerisinde? Şöyle bir seslendirmeye geçelim. Bir tane video açalım. Bu kitabın ilerleyen sayfalarında yazıyor bu isimler bizzat. Doğru okudum, evet. Ve ibtede ve başladığı kitabı kitabına. Gördüğünüz üzere metinden okumuşuz. Daha sonra haşiyeyi çizmişiz bir numara diye. Ve bire geçip okumaya başlamışız. Oradan da belli yerleri çizmişiz. İşte Rahman nedir? Sıfattır. Rahim nedir? O da sıfattır. Tek tek ele alınıyor. Şerif. Allah'a yönelik muhtaç kul dedi. Fetin demiştik. Tahvilül eslil vahidi. Nahiv ilmi yapar. Tıpkı çocuğu belirli dönemlerinde geçelim 2'ye şöyle bir 10 açalım mesela 10 ve yüsemma ve adlandırılır. Hatta 10 açtım 10. dersin tamamı. Yani 10. video YouTube'a yüklendi. Tam olarak burada nelere değinildiğini de görmeniz mümkün YouTube'da bu mevcut. Semma yüsem üzere emara yemuru. Nerede var? Yine pek çok yeri çizmişiz çünkü üzerinde anlatımlar yapıyoruz. Kırmızı çizilen yerlerde ne anlatıldığına değiniyoruz. Böyle haşiyeden yer yer okuduğumuz gibi şu anda görüyorsunuz. B sayfada yazarak anlattığımız yerlerde olmuştur. Ene yer kenu. Kitap nasıl bir örnek verdi bize? Kitap dedi ki bir tane fiil verdi. Dedi ki 3. baptan yazdı. Rakene yer kenu dedi değil mi? Ra'dan iler fethati feth ikinci gerekçe. Geçelim mesela 24'ü açalım. Cariye kadın yani hizmetçi köle manasına geliyor. Sağ tarafa ekledin sola ekleseydin. Daha sonra da niye ekliyorsun hiç eklemeseydin harf çıkartarak farklılığı sağlasaydın. Mazi fiil ile muzari fiil arasındaki farka burada değiniyoruz. Maziye harf eklenmiş. Eteyneden.
Neden eteğe neden harf ekliyorsun? Başka harf ekleseydin veya hiç eklemeseydin. Hadi ekledin, mazinin sağ tarafına niye ekliyorsun? Sonuna ekleseydin. Nasara'yı yensuru yaparken, ketebeyi yektubu yaparken bu ya harfini niye sağ ekliyorsun? En sola ekleseydin gibi konulara burada değinilmekte. Bu ayrıntılı konular tabi yani pek çok kitapta yer almıyor. Çok nadir. Bu tür konulara değinecek. Zidet alel mazi, mazi üzerine eklendi ney? Harfun hurufun, hurufu eteğine, eteğine harfleri eklendi. Hatta ki böylece müstakbelen, müstakbel elde edilsin. Fiil maziden fiil muzari elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Eteğine eden harfleri mazi üzerine ekliyoruz. Kalıba göre E'yi, kalıba göre T, kalıba göre Y, kalıba göre Nun ekleniyor. Hangi kalıpta neyin eklendiğini fiil çekimini zaten bilmenizden ötürü farkındasınız. Peşine diyor ki lienne, çünkü. İyi de ortada bir soru mu var ki? Çünkü diye cümleye başlıyor. Kimse bir şey sormadı. Oysa ki bir soru var. Soru ne? Sen şimdi muzari yapmak için niye harf ekliyorsun da harf çıkartmıyorsun? Harf çıkartarak muzari elde etseydin olmaz mıydı diye gizli bir soru var. Bu gizli soruya cevap veriyor. Tabii bu gizli soruyu bizzat ibarede göremiyoruz. Yani bizzat burada var mı öyle bir soru? Yok. Muzaridir deseydik yani. O zaman ne olmuş orada? Kader-i Salih. İdet. Mazinin sonuna eklersen ne olur? Elif'e Hemze'yi ele alalım. Varabeydi bizim bildiğimiz fiil. Varabe. Sonuna eklersen ne olur? Varaba olur. Aslında tesniye ile karışmış oldu. Varaba oldu. Yaksa en altı. Bir iki video daha açalım. Örnek 55 olsun. Merah dersimizde Tarikeli. Öyleyse idgam vacip. İdgamı yap. beyaz İyice tahtada T yazarak bakarak bu anlatırız. işten böyle. İtibai ilel mimi. Bizim kitapta lil itibai diyor. Bazen farklı baskılara da değiniyoruz. Bir başka baskı da şöyle geçmiştir. Şayet ile denilirse neyde hangi kelimede ilel olması gerekir? Huf ne? Olmuş mu olmamış? Esirli gelmiş. Niye yani? Şimdi kitap bunu anlatacak zaten. Sonuncu videoda bakarak tamamlayalım. Ve ida eratte. Bu yok. Tıpkı uzul. Son tarafta iki tane daha ya var. Ama atşi mechudur muzari'i muzari'nin Görüntü son derece nettir. Merah sözlü demişiz. Burada ezberlenmesi istenen bir takım kelimelere yer verildi. Sonra Arapça isim fiil çekim kitabı arkadaşlarla paylaşıldı. Burada ne yapılmış mesela? Hangi fiil? Diyor ki fetaha yeftahu fiili nedir? Sülasi mücerrettir. Vezni faale yefalu 3. babtandır. Sahih salim bir fiildir. Ve çekimi verilmiş hemen yanında. Mazi çekimi, muzari çekimi, emir çekimi tek tek mevcut. Fetaha çekim devam ediyor. Bu kitap 260 sayfalık bir PDF. Bundan çeşitli fiillerin ezberlenmesi isteniyor. Merah'ın mazi kısmının özeti diye bir şey hazırladım. Mesela Merah sayfa 30 demişim. Varabet, ketebet, fetahat burada niye ta ekleniyor? Varabet ta niye harekeli burada? Varabet ta derken. Varab ne? Burada t niye yok? Varab t neden eklendi? Bunlar tek tek cevapları Merah'ta verilmiştir. Burada da yazılı olarak mevcut. Şerh var. İlgili kitabın şerhi, PDF'sini gördük az önce kitabın. Şimdi şerhini görüyoruz. Burada şerhi var. Ve siva eyvan. Şerh de 186 sayfa. İki tane şerh var burada. İki tane şerh sizlerle paylaşılmış. Burada Osman Arap yani Osmanlı dönemindeki Arapça ders kitapları. Sarf sahasında Emsire Bina Maksud İzzi ve Merah'ın okutulduğuna değinilmiştir. Nahiv alanında Avamil İzzar Kafiye, Molla Cami, Munil Debip ve Kavaidül İrab, Elfiye'nin şerhleri gibi bir takım kitaplar okutulmaktadır. Sınav sorularımız var burada. Hem soru hem cevap mevcut. Mesela diyor ki sınav 1 ne var burada?
Diyoruz ki mazi fiil cemi müzekker gayıp kalıbında sununcu harf eliftir. Ketebu nasaru. Niye eliftir? Elifin eklenme nedeni ne? Darabet, ketebet, fetahat, semiat. Burada müenneslik alameti olsun diye i diye yazmışım. Diye aslında değil mi? İ sağda olmalı. Ta harfi eklenir. Peki neden başka harf değil de ta harfi oraya ekleniyor? Yani darabet neden ta seçilmiş? Darab ne? Cemi müennes gaybe kalıbında. Nundan önceki harf niye sakin yazılıyor? Bunun gibi sorular mevcut. Başka sorular da var. Burada 2 numarada. Onlara da artık girmedik. Bir video ortalama şurada yazıyor mesela. Diyor ki ilk video 1 saat 6 dakika. İlk videolarımız genelde uzun olur. Daha sonra 40 dakika, 30 dakika, 45, 45, 35, 28, 33. Demek ki ortalama 30 dakika, 40 dakika sürüyor. Bir video ortalama 35, 39, 42. Ortalama 30 ila 40 dakika arasında sürüyor bir video. Toplamda 53 saat sanırım. Az önce bakmıştık. Videoların uzantısı AVI. AVI uzantılı video. Bir tanesini hemen açıp bakalım nedir diye. Diyor ki nokta AVI. Bu videoları açabilmek için pek çok medya player kullanılabilir. Biz VLC diye yazılan program kullanmaktayız. Ücretsiz yazılımlar. Ayrıntıya baktığımızda 1280'e 720 diyor. 42 dakika olduğu ifade ediliyor. AVI uzantılı olduğunu söyledik. AVI burada yazıyor. Durum bu şekilde. İsteyenlerle bu seti tanıştırabiliyoruz. Mensup munfasıl zamirli olmasın diye biz bunu yaptık. Eğer yaparsak şimdi devamını getiriyor. Diyor ki rakı ile delalet et. Çünkü yelzemu tete bu miktarda hafiflik sağlamak. Bu şekilde merahı anlattığımı düşünüyorum. Merah kayıtları başka hocalar tarafından da internette olabilir. Ama her videoda her hocanın tarzı farklı olabilir. Yani insanlar genelde beğendiğin videoları takip etmeyi seçerler. Bizim videolarımızdaki belki en büyük farklılık değer bulabileceğiniz videolara kıyasen bu şekilde yazılı olmasıdır. Hani yazarak anlatmaya çalışıyoruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya gayret ediyoruz. Sadece ses artı görüntü yani kişinin görüntüsü veya kitabın görüntüsü değil. Gerek duyduğumuz yerlerde bu şekilde yazarak da anlatıyoruz. Bu şekilde til merfu gizliliğin bu hafifliğin müfredatı. Bu şekilde bir tanıtım yaptık.